Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Yeni bir sohbetle inşallah karşı karşıyayız. Konumuz adalet İslam'ın uygulanmasındadır başlığı altında olacak ve soracağız. İslam'ı reddeden ve kendi kafalarından kanun koyduklarını ve bununla daha çağdaş, daha uygar olduklarını iddia eden şu yaşayan günümüzün insanlarındaki kanaata bir bakalım, bir soralım diyeceğiz. Şu yürürlükteki kanunlarla mı siz adalet arıyorsunuz? Bunların adaleti gerçekleştirdiğine inanıyor musunuz? Bu sorumuzun altında yatan temel gerekçe şudur değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz kanun koyma, helal ve haramı tayin etme işi bireysel ve toplumsal hayatın temel yasalarını düzenleme işi dine ait bir iştir. Ela lehul halku vel emr, yaratma nasıl Cenab-ı Allah'a ait ise emretme yetkisi, kanun koyma yetkisi, helal ve haram tayin etme yetkisi de Allah'a aittir. O yüzden İslam gerek fert gerekse cemiyetin temel yasalarını vaz etmiş, koymuştur. Ama detay, ayrıntı yasaları insanların Kur'an'ın temel görüş doğrultusu altında temel kanunları, ilkeleri, prensipleri doğrultusunda insanlara bırakmıştır. Biz buna da içtihat diyoruz. Allah-u Teala yarattığı insanı en iyi bilendir. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Ve huvel latiful habir, o her şeyden haberdar, latif olandır. O yüzden insanın tek başına Cenab-ı Allah'tan istimdad etmezse, gerek kendisi, gerek ailesi, gerek toplumu ve devleti için onları bu dünya hayatında ve özellikle de ahiret hayatında mutlu edecek kanunlara ulaşamayacağını biliyor. Evet, Allah yarattığı insanın durumunu biliyor. O yüzden diyoruz ki, yaratma nasıl Cenab-ı Allah'a ait bir iş ise, kanun koyma, helal ve haramı tayin etme, şunu yapın bunu yapmayın gibi hayatın temel ilkelerini belirleme, düzenleme Cenab-ı Allah'a aittir. İşte İslam bu ilahi kanunlar manzumesidir. İslam, Allah'ın koyduğu kanunlar. O kanunlar ki amacı insanı mutlu etmektir. Hem bu dünyada hem de ahirette. İnsanların bazı şeylere aklı yetebilir bir yere kadar. Ama onun ötesinde insanlar bu işi beceremezler. Geriye deneme yanılma metodu kalıyor. Bir kanunu koyarlar. İşte onunla bir 10 sene, 20 sene, 30 sene görürler ki faydası yok, bir sürü zararları var. Onu oturur, tecrübeleri ışığında yeniden değiştirirler. Bu sefer bir 10 sene, 20 sene, 30 sene de onu idare ederler. Sonra bakarlar ki bunun da şöyle şöyle zararları var. Tecrübeler doğrultusunda bir daha değişiklik yaparlar. Böyle sürekli giderler. Yani bir şey yaparlar, zararını görür. Sanki işte bir insanın karanlıkta giderken elini ayağını kafasını taşlara çalması gibi ok der. Ve burada taş varmış der, yönü değiştirir. Öbür taraftan bir taşa ayağı değer, dizi değer, başı değer. Oradan da çevrilir. Böyle acılar içerisinde karanlıklarda yol alır. İnsanlar bugünkü gördüğümüz hayatta da bunu yapıyorlar. Bir kanun yapıyorlar. Yürümüyor. Ya inat ediyorlar, devam ediyorlar veya değiştiriyorlar. Bu da durmadan sosyal hayatta değişiklik demektir.
Yani ben bir kanunla idare ediliyorum. Biraz yaşlandığım zaman değişiyor. Evladım başka bir kanunla, ben onu tanımıyorum. Bilmiyorum. Sonra onun çocuğu geliyor, benim torunum. O daha başka bir kanunla. Hayat tarzı değişiyor, anlayış değişiyor, yorum değişiyor, yaşama değişiyor, kanunlar değişiyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki, işte internetten veya kitaplara baktığınızda, girdiğinizde bir kanun üzerinde birçok değişiklik yapılmış. Sizin eskiden bildiğiniz kanun çöpe atılmış, yeniden bir sürü değişiklikler yapılmış. Bazen de öyle oluyor ki iş inada biniyor. Mesela idam cezasını kaldırmışlar. Şurada canice işler oluyor. Küçücük küçücük kız çocuklarla cinsel taciz yapıyor. Sonra da öldürüyorlar. Hakları idam, millet idam, idam, idam diye bağırıyor. Demokrasi hani milletin iradesinin hakimiyetiydi. Hakimiyet kayıtsız sarsız milletindi. Millet idam diye haykırıyor. Meclis tınmıyor bile. Niye? Çünkü meclis millete bakmıyor. Hakimiyet kayıtsız sarsız milletindir ifadesi yalan. Nereye bakıyor? Batıya bakıyor. Batıya bakıyor. Avrupa'nın kanunlarına bakıyor. Oradan tercüme edip alıyor. Avrupa bizim neyimiz oluyor? Babamız mı? Atamız mı? Haşa haşa. Yani Tanrımız mı? Nedir nedir yani? Niye biz Avrupa'nın böyle işe yaramaz kanunlarını almak ve sonra da onlarla aramız açılır diye bir daha da zararını yaşasak bile değiştiremez bir hallere düşüyoruz. Bugün birçok insan veya hukuk fakültesinde yetişen temel zihniyet nedir? Batı değerleri insanların eriştiği en parlak, en faydalı değerlerdir.